Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Geçen hafta çok hastaydım. 40 derece ateşim çıkmıştı. Bundan dolayı video atamadım. Kusura bakmayın. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. 58.300 abone olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. FIFA 22 hafta sonra çıkacak. 2 hafta içinde 60.000 aboneye ulaşabilirsek arkadaşlar futbolcularla birlikte videolar getirmeye çalışacağım. Çünkü maalesef ki futbolcuların menajerleriyle konuşurken bana kaç abonem olduğunu ve videolarımın ne kadar izlendiğini soruyorlar. O yüzden sizin videolara vermiş olduğunuz destek benim futbolculara ve dünya yıldızlarına ulaşıp bu kanalı getirmem için destek oluyor. O yüzden emeğe saygı olarak videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi FIFA ve PES arkadaşlar. Bu ikili bu sene birbirini yedi yedi durdu. Tıpkı bir kaynana ve gelin gibilerdi. Ama ne hikmetse son iki haftadır bir suskunluk oldu. Neden bu suskunluk oldu? İşte bu videoda zaten arkadaşlar bunları anlatacağız. Öncelikle bu süre zarfında gelen ve iki tarafın da açıklamış olduğu bilgileri sizlere bir kısa bir özetle geçmek istiyorum. FIFA dedi ki, kardeşim sen bu sene Juventus aldın, eyvallah. Ben de dedi sen Juventus aldıysan buna karşılık olarak oyuna yeni stadyumlarımı ekleyeceğim. Yeni yüz taramalarını yapacağım ve kariyer moduna olan eklentilerimi arttıracağım dedi. Ve ne yaptı? Gitti oyuna 120 tane stadyum ekledi arkadaşlar. FIFA 20'de toplamda 120 tane stadyum olacak. Ve bu stadyumların arkadaşlar yaklaşık 100 tanesi tamamen taranmış. Yani orijinale çok yakın şekilde olacak arkadaşlar. Buna karşılık olarak PES dedi ki, eyvallah kardeşim ben Juventus'u aldım. Juventus ben sana çok büyük zararlara sebep oldum. 800 milyon dolar biliyorsunuz arkadaşlar gitti. Ben sana çok büyük zararlara şey yaptım ve ben yine durmuyorum dedi. Gitti Euro 2020'nin exclusive olarak lisansını yapıştırdı arkadaşlar. Yani FIFA 20'de Euro 2020'nin official lisansı dediğimiz arkadaşlar. Yani resmi lisansı bir şekilde olmayacak arkadaşlar. PES de gitti bunu yapıştırdı. FIFA dedi, ya hayırdır birader sanırım sen ne yapıyorsun falan, ne ayaksın çekti. O da gitti arkadaşlar, ne yaptı? Kariyer moduna çat 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 özellikleri koydu. Ne oldu arkadaşlar tamamen? Aslında ikisinin kapışması kariyer modu üzerine oldu. Bu sene iki oyunun da marketingini yaptığı temel mod kariyer modu sevgili dostlar. FIFA tarafında biliyorsunuz ki Volta diye sokak futbolu modu geldi. Ben bunun Türkiye'de ve dünyada ilk olarak oynanışını bu kanala atmıştım. Bu mod arkadaşlar tutmadı. Neden tutmadı? Çünkü kullanıcılar bu modda gerçekten bir sokak futbolu ambiyansı bekliyordu. İşte nedir sokak futbolu ambiyansı? Islak yerler, böyle kırık zeminler, ne bileyim hani böyle zemin kırık olduğu için su olur falan böyle. Hani böyle tamamen sokak havası, işte teller, böyle paslanmış teller falan. İnsanlar bunu bekledi. Ama karşılarına görmüş oldukları oyunda tıpkı modern futsal gibi, böyle sanki televizyonlarda yayınlanan futsal maçlar gibi, etkinlikler gibi bir sistem yapmışlar. Ve bu da FIFA Street'in yani sokak futboluna aykırı. Bunun dışında FIFA 20'nin Volta modunda sizin yapmış olduğunuz beceri hareketleri arkadaşlar maalesef normal oyundakilerle aynı. Birkaç tane ekstra hareket var. Yani eski FIFA Street'lerdeki gibi işte hızlı topa vurma, yok ona özel skill'lar falan yok. Bundan dolayı arkadaşlar Volta oyun modu dediğim gibi herkesin bir hafta iki hafta kariyer modu, onun da bir tane hikaye modu var. Hikaye modunu oynayıp kenara atacağınız bir mod olarak kaldı. Yani aslında Volta modu FIFA 20'nin maalesef ki elinde patladı. Kaldı kariyer modu. PES dedi ki ben Cruyff'la Maradona'ya açıkladım. İşte oyuna konferans getirdim. Sözleşme tipleri getirdim. Yeni lisanslarımı çaktım dedi. EA de dedi ki tamam kardeşim eyvallah. Ben de dedi gittim stadyumlarımı taradım. Oyuncularımın yüzlerini tarattım. Yeni sözleşmeler ekledim. Alexander'daki bütün ne özellik varsa hepsini kariyer moduna optimize ettim. Bundan kasıt nedir? Sizin yapmış olduğunuz konferanslar, sizin konferanslarda vermiş olduğunuz cevaplara göre takımımızın moralinin değişmesi veya sizin kendi takımınızdaki oyuncuların menajerlerine mesaj göndermesi ve sizin bu mesajları vermiş olduğunuz yanıtlara göre oyuncunun moralinin artması, azalması ve sizin yardımcı antrenörünüzün bile size ara sıra göndermiş olduğu geri dönüşler ve sizin bu geri dönüşlere vermiş olduğunuz cevaplar tamamen arkadaşlar sizin FIFA 20 kariyer modundaki kaderinizi etkiliyor. Ne yaptılar arkadaşlar bu iki oyunun kısacası? Bu sene kariyer modunu attılar, tuttular. İkimiz de dedi kariyer modunu güncelleştireceğiz, kariyer moduna yöneleceğiz. Peki neden? Neden diğer modlar duruyorken bu iki oyunda kariyer moduna yöneldi? Çok basit. Arkadaşlar çok basit bir şekilde internete girip Football Manager oyununun bir sene içindeki ne kadar satışın arttığını görebilirseniz zaten bunun cevabını almış oluyorsunuz. Football Manager oyunu, bu iki oyunu da oynayan kitleler de artık illallı etti. Biliyorsun ki FIFA 19'da potansiyel oyun açıkları, yok bilmem ne, bir sürü saçma salak oyun açıkları vardı. Oyunu kaydederken kaydedemediğiniz için kariyeriniz gidiyordu vesaire. İnsanlar bundan sıkıldı ve FM'ye başladı. Bundan dolayı dedi ki bu iki oyunda biz kitlemizi FM'ye göndermeyelim, bize kalsın. Biz dedi kariyer moduna yatırım yapalım. Çünkü iki oyunda biliyor ki Ultimate Team modunu oynayan adam yine Ultimate Team modunu oynar. Çünkü bunun başka bir alternatif yok. Yani Ultimate Team modunu oynamak için FIFA almak zorundasın.
PES'e dedi ki benim My Club'ımı oynayan, PES Draft'ımı oynayan vesaire dedi ki yine zaten PES'i alacak. Ben ne yaparsam yapayım bunu arttıramam dedi. Ama ne dediler? Ben en azından kaybettiğim kariyer modu kitlesini, hatta belki FIFA'dan da birazcık alabileceğim kariyer kitlesini alayım dedi PES ve gitti kariyer modunu güncelledi. FIFA da dedi ki ulan FM kim, ben FM'yi kaybetmem dedi. Gitti o da ne yaptı? Kariyer modunu güncelledi. Yani bu sene arkadaşlar iki oyunun da marketing şekli kariyer modu. Ultimate Team modunda veya herhangi bir PES'in bir oynanışında herhangi bir değişiklik beklemeyin arkadaşlar. Hani FIFA 14'ten 15'e geçtiğiniz zaman bir uçurum vardı ya, 15'ten 16'ya geçtiğinizde bir uçurum vardı ya, hatta 16'dan 17'ye geçtiğinizde bile bir uçurum vardı ya, işte bu senelerde maalesef ki bu yok. Neden yok? Çünkü PlayStation 5 çıkacak. PlayStation 5 çıkacak ve yeni bir oyun motoru, yeni bir grafik motoru gerekiyor bu oyun için. İki şirket de hem Konami hem EA Sports yeni jenerasyon konsollar için olan oyun motoru oluşumuna başladı. Yani yeni konsollara artık iki oyunda hazırlanıyor sevgili dostlar. Bundan dolayı bu sene oynanış olarak fazla bir şey beklemeyin. Eğer ki FIFA'yı alıp çok farklı bir oyun bekliyorsanız maalesef üzülürsünüz arkadaşlar. Bundan dolayı sizlere benim tavsiyem yeni bir oynanış bekliyorsanız vesaire çok fazla ümitli olmamanızdır. Çünkü iki oyunda oynanışları geçen seneki oyunlarına göre aynı olacaktır. Hatta çok 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 benzer olacaktır. Ufak tefek farklılıklar olacaktır. Bundan dolayı oyun almak için acele etmeyin. Önce YouTuber'lardan yani bizlerden oyunu çıktığı zaman bir izleyin. Eğer ki kafanız yatıyorsa, güzelse oyunu alın. Eğer ki Ultimate Team oynamayacaksanız da oyunu hemen almanıza gerek yok. Özellikle Black Friday'dir, yılbaşı indirimdir, bu tarz böyle etkinliklerde FIFA'yı daha ucuza almanız mümkün. Ve şunu da unutmayın ki hatta o zamanlar büyük ihtimal çok daha ucuz olacak. Çünkü bu sene inanılmaz oyunlar çıkıyor arkadaşlar. Fortnite'in çıktığı seneyi hatırlayın. FIFA ne kadar indirime gitmişti. Bu sene de aynı vakalar gerçekleşebilir. Bunun dışında İki firma da şu anda bir şey paylaşamıyor. Çünkü ne var ne yok sürekli atıp tuttukları için birbirlerine üzerine biri paylaştı, diğeri hemen yanıt verdi. Biri paylaştı, diğeri hemen yanıt verdi. Ve zaten oyunlarına çok fazla bir şey eklemedikleri için tamamen marketing için kullanacakları bütün her şey bitti. Bundan dolayı iki oyunda şu anda bir şey paylaşmıyor, duruyorlar. Çünkü iki oyunda paylaşacak bir yeniliği kalmadı arkadaşlar. FIFA 20 demo 12 Eylül'de storelarda olacak. Bu bir sızıntıdır arkadaşlar. Bunu ben yaklaşık 1,5 hafta önce kendi YouTube hesabımda paylaşmıştım. Ve dediğim gibi bu tamamen gerçek olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü EA tarafından herhangi bir yalanlama gelmedi. Bu tarz yalan durumlarında genelde topluluk yöneticileri paylaşıyordu. Ancak herhangi bir paylaşım gelmediğine göre zaten oyunun da bu tarzda çıkması muhtemel. Bu sene çok farklı bir sene olacak arkadaşlar. Çünkü ben iki oyun kitlesinin de oyunlara çok fazla söveceğini düşünüyorum. Vermiş oldukları paralardan da çok fazla mutsuzluk yaşayacaklarını düşünüyorum. Hem FIFA hem PES tarafında bunu söylüyorum. Çünkü öyle anlattıkları gibi çok 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 güzel yenilikler olmayacak. Ben size bunu baştan söylüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, FIFA 20'de 120 tane stadyum var. Oyuncuların yüzleri tarandı. Kariyer modunda yenilikler geldi. Eyvallah. Ama ne kadar bunu sürekli olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ultimate Team tarafında yenilik yok arkadaşlar. Tamamen aynı. Yeni bir mod vesaire de yok. Aynen devam ediyor. FIFA'nın kozu Volta'ydı. Volta elinde patladı. Şimdi kariyer modu savaşlarını hep birlikte izleyeceğiz. Aslında çok özetledim. Şimdi bu iki oyunu nasıl ucuza almanız konusunda sizlere yardımcı olacağımı söylemiştim. Bu konuya bir açıklık getireyim çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar. FIFA 20'yi PlayStation konsolunda ucuza almak için Amerikan Store'undan almanız gerekiyor. Ve Amerikan Store'undan alım yaparken Türkiye'den kartınızın döviz kuru genelde yüksekten çevirdikleri için çok daha fazla paraları geliyor. 350 lira civarına geliyor. Benim şu anda konuştuğum şirketlerle ucuza PlayStation gift kartı almaya çalışıyorum. Yani yaklaşık 270 ile 300 lira arasına sizlere FIFA 20'yi aldırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benden binlerce kişi haber bekliyor. Binlerce kişi haber beklediği için ben de bununla uğraşıyorum. Yoksa 100 kişi falan alacak olsa ben şu an hepinize yardımcı olabilirim. Ama ben o videoyu paylaştığım zaman kimsenin mağdur olmaması için 2000-3000 kişiye hitap edecek, hatta 5000 kişiye hitap edecek şekilde oluşturmam gerekiyor ki kimse açıkta kalmasın. Xbox tarafında FIFA 20 260 TL alacaksanız herhangi bir sorun yok. Bilgisayar tarafında da fiyat yaklaşık 260 lira civarında. Orada da sorunsuz alacaksınız. Herhangi bir probleminiz olmayacak. Bu sene sizlere benim tavsiyem, eğer hani beni beklemeyip almak isteyenler için şunu söyleyeceğim. FIFA'nın 3 gün önce erişimli olan paketlerini almanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü bu sene 3 günlük erişimin herhangi hiçbir avantajı size olmayacak. Ayın 19 Eylül'de EA Access ile 10 saatlik
deneme sürümü verecek. Zaten orada paket açanları açacak, Ultimate Team'de kasacağını kasacak. Yani 3 gün önce olan versiyonlarına boşuna para vermenize gerek yok. Zaten büyük ihtimal okulunuz vesaire başlayacak. Hafta içi oynamanız çok zor olacak. Bundan dolayı iyi sürümlerini almanıza gerek yok. Bu sene EA Access sayesinde maalesef ki iyi sürümlerin de cazibesi gitti. Bundan dolayı almadan arkadaşlar lütfen bu yorumlarıma da göz ardı etmeyiniz. Ve size şunu söyleyeceğim. EA Access'in bir glitch'i var. 10 saat sürekli alabiliyorsunuz. Bunu da zaten videosunu kanalımda atacağım. Bundan dolayı en iyi sürümlerini almanıza gerek yok. Vermiş olduğu paketlerden zaten bir şey çıktığı da yok. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, aslında bugün her şeyi özetledim. İki tarafın da bu sene yapmış oldukları saçma sapan marketinglerden de bahsettik. Çocuk gibi birbirleriyle atışacaklarına bunları daha güzel bir şemaya bölüp parça parça verselerdi en azından şu bir hafta iki haftalık süreç boş geçmezdi. Bu bir hafta iki hafta boş geçecek çünkü ne açıklanacak heyecan getirecek ikon kaldı, ne açıklanacak heyecan getirecek bir mod kaldı, ne bir gizlilik kaldı, hiçbir şey kalmadı. İkisi de bütün kozlarını oynadı ama erken oynadı. Bu da aslında bir marketing hatasıdır. Mesela Zidane'ı daha sonra açıklayabilirlerdi. Maalesef böyle saçma saçma hatalar yaptılar. Ve Zidane açıklama sebeplerini de zaten arkadaşlar biliyorsunuz. PES çünkü bu sene Johan Cruyff, Maradona gibi isimlerle bir sürü açıklamalar yaptı. Sürekli onlara bir şey paylaştırdı, Ronaldinho ile falan. O yüzden FIFA'da dayanamadı ve gitti hemen yapıştırdı. Bundan dolayı dediğim gibi Drogba olsun, oyunu yeneklerin ikonları olsun, Kaka olsun, bunları çok erken duyurdular arkadaşlar. O yüzden heyecanı tadı kaçtı. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Bütün olan yenilikleri zaten bu kanalda göreceksiniz. FIFA 20 çıkana kadar 60 bin abone olma hedefimiz var. Destek olursanız hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.